İnegöl Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır. Belediye Başkanı Alper Taban düzenlediği basın toplantısında bayram hazırlıklarıyla ilgili açıklama yaptı. Temmuz ayında idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram hazırlıkları da tamamlandı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban hazırlıklarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Başkan Taban, Encümen Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında Kurban Bayramı ile ilgili alınan tedbirleri açıkladı. Tüm birimlerimizin, tüm ekiplerimizin yapmış olduğu hazırlıkları paylaşmak istiyoruz. Öncelikli olarak pandemi sürecinden dolayı esnaf işletmelerimiz, pazarcılarımız, bilhassa tüm işletmeler arasında bu süreçten ciddi anlamda etkilendi. Buradan hareketle biliyorsunuz her bayram kaldırım işlemlerini esnetiyoruz. Bununla ilgili bir dizi düzenleme kararı aldık. Normalleşme dönemiyle birlikte geçen yıl gerçekleştirilen birçok tedbir bu yıl uygulanmayacak. Önümüzdeki 10 Temmuz 2021 günü itibariyle her işletme kendi iştigal konusu ile sınırlı kalmak üzere kendi iş yerinin önünde yaya trafiğini de aksatmayacak, engellemeyecek şekilde tezgah açarak, tezgahını kurarak ürünlerini teşhir edebilir. Burada hedeflediğimiz hem esnaf arkadaşlarımızın kazancına katkı sunmak hem de aynı zamanda vatandaşlarımızın rahat ve geniş ortamlarda, açık ortamlarda alışverişlerini tamamlayabilmeleri. Çarşı içi trafiğinde biliyorsunuz belirli düzenlemeler yapıyoruz. Genelde de bunu son 3 gün itibariyle yapıyoruz. Yine planlamamızı bu şekilde değerlendirdik. Ancak yine burada bir opsiyon bırakmak istiyorum. Çünkü çarşının yaya ve araç trafiğini de gözlemleyerek eğer ihtiyaç olması durumunda daha erken de kapatma ihtimalimiz olabilir. Bundan etkilenecek sokaklar hangileri? Hacı Veli Ağa Sokak, girişinden itibaren Cuma Mahallesi Elektrik Sokak, Tabakhane Sokak, Dedesten Sokak ve İshak Paşa Sokak arkadaşlar. Mesela 16 Temmuz Cuma günü Yeniceköy, efendim Cerrah Pazarı ve Cumpa Pazarı zaten kendi gününde devam ediyor. Ancak buna ilave olarak 17 Temmuz Cumartesi günü yine cumartesi pazarımız açık olacak kendi gününde. Cumpa yine kıyafet pazarı cumartesi günü olmak üzere açık olacak. Burada bir farklılık olarak arkadaşlar oto pazarını nikah salonunun önünde gerçekleştirmiş olacağız. Kurban kesim yerleriyle ilgili açıklama yapan Taban vatandaşları bu konuda da uyardı. Pazar yerlerimizde Ali Beyköy hayvan pazarımız da buna dahil oldu. Burası bir, yine Merpa kapalı pazar yeri, Alayurt kapalı pazar yeri, Aksar pazar yeri. Pazartesi, cumartesi ve Mesudiye pazarlarımızın da, açık pazarlar bunlar, balıkçı yerlerinde, noktalarında kesim için uygunluk olacak. Burada çevreye kirli bir koku, rahatsızlık vermeden, Aynı zamanda bunların haricinde vatandaşımız da kendi evinin bahçesi gibi alanlarda kurban çukuru kazmak koşuluyla ve çevreyi de kirletmeden, rahatsızlık oluşturmadan kesimini bu alanlarda yapabilecek. Kamusal alanlarda, boş arsalarda, dere kenarlarında geniş güzel kesimlerin gerçekleşmesini istemiyoruz arkadaşlar. Kıyma çekme işini yapan vatandaşların özellikle açık alanlarda, dışarılarda genişi güzel, alelade yaptıklarını görüyoruz. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. Bunları ifade edeyim. Sadece kasaplar, et tavuk satış yolu bulunan marketlerde kıyma çekimi yapılabilir. Bunun haricinde cadde ve sokaklar üzerinde ya da gelişigüzel bir yerlerde yapılmasına müsaade edilmeyeceğiz.